Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Melek Çağlar. Geride bıraktığımız 2015 yılında Türk dış politikasındaki en önemli gerginlik Rusya ile yaşanan kriz oldu. İkili ilişkilerdeki kriz 2016 yılında da devam edecek mi? Alparslan Esmer, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği ile ilgili beklentileri derledi. Birlikte izliyoruz. 24 Kasım'da Suriye sınırında Türkiye hava sahasını ihlal ettiği iddia edilen bir Rus savaş uçağının Türk jetlerince düşürülmesinin ardından Ankara-Moskova ilişkileri daha önce görülmemiş düzeyde gerildi. Türkiye ve Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana çatışmadan uzak duran iki komşu devlet ve bu iki devlet son dönemde güçlü ekonomik ilişkilere sahip oldu. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ticari ilişkilerde patlama yaşanmıştı. Geçmişe baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu'nun hayatta tek korktuğu devlet Moskov. Onlara bulaşmamaya büyük özen göstermiş. Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Harbi'ni Rus altınlarıyla yapmış. Ondan sonra da çok uzun zaman Soğuk Savaş'a kadar Sovyetlerle iyi bir ilişki sürdürmüş. Çok iyi bir ilişki sürdürmüş. Soğuk Savaş'ta tabii artık o ayrı bir dünya, ayrı bir planet o. Soğuk Savaş'ta tabii bozuşmuşuz ama hiç çatışmamışız. Bu ilk çatışmamız bizim. Türk dış politikası uzmanlarından Profesör Doktor Baskın Oran'ın da dikkatini çektiği bu nokta önemli. Karşı kamplarda yer alan iki komşu ülke Soğuk Savaş'ı dahi kazasız bir şekilde atlatırken onları askeri anlamda karşı karşıya getiren etken bir başka komşu devlet oldu. Rusya 5 yıldır iç savaş yaşanan Türkiye'nin güney komşusu Suriye'ye Eylül ayında savaş uçakları gönderdi ve asker takviyesi yaptı. IŞİD'le mücadele ettiğini savunan Rusya, IŞİD yerine sıklıkla Esad rejimiyle mücadele eden muhalefet güçlerini bombaladı ve zaman zaman Amerika'nın da doğruladığı gibi Türkiye'nin hava sahasını ihlal etti. Ama Rusya'nın uçağının vurulması gerekli miydi? Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'e göre hava sahası ihlali yapan uçaklara yönelik angajman kuralları uygulanır. Ancak angajman kuralları hala geçerliyse. Türkiye 2012 yılında Suriye sınırında bir askeri uçağının düşürülmesi üzerine Suriye sınırında tanımlamış olduğu bir bölgede angajman kurallarını kaldırmıştır. Aslında olan budur. Angajman kuralları kalktıktan sonra da bundan sonra buraya gelecek olan her türlü hava aracına biz angajman kuralları uygulamadan doğrudan doğruya vurma talimatı verdik demiştir. Türkiye'de askerlere, silahlı kuvvetlerimize ve hava kuvvetlerimize verilen talimat bundan ibarettir. Şimdi 2015 yılının Eylül ayının sonundan itibaren Rusya'daki hava sahasında Rus uçakları uçmaya başladıktan itibaren bu angajman kurallarının yeniden özellikle Türkiye-Rusya arasında tesis edilmesi gerekirdi. Eğer bu yapılmış olsaydı bugün Türkiye ile Rusya arasında böylesine bir durum yaşanmazdı. Bu yapılmadığı için ki ben bunun bir hata olduğu düşüncesindeyim. Bu yapılmadığı için bugün bir Rus uçağının düşmesine kadar varan gelişmeler yaşanmıştır. Elbette Türkiye hava sahası ihlal edileceği için Rus uçağını daha evvel de çeşitli defalar bu konudaki uyarılarını yaptığı için düşürmüştür. Çünkü bir ihlal söz konusudur. İhlal gerekli olan cevabı almıştır ve bu yüzden de herhangi bir şekilde hukuki bakımdan bir yanlışlık yoktur. Ama bence siyasi bir yanlışlık vardır. Bu noktaya gelmeden evvel Türkiye ile Rusya'nın bölgede uçakları karşılaştığı zaman böyle bir olay yaşanmasın diye nasıl davranacaklarını belli bir askeri protokole bağlamaları gerekirdi. Büyükelçi Çeviköz'e göre Rusya ile çok zor kurulan bir güven ortamı uçağın düşürülmesinden sonra kayboldu ve bundan dolayı ilişkilerin yakın vadede düzelmesi zor. Kolombiya Üniversitesi öğretim üyelerinden Rus uzman Maria Snegovayeva'ya göre Moskova doğrudan çatışmaya girmekten kaçınabilir ama Ankara'ya karşılık vermek için elindeki tüm seçenekleri değerlendirmeye niyetli. So there are actually there's question of that should be asked first. Sorulması gereken soru, Rusya böyle bir tepkiyi bekliyor muydu? Rusya 2 yıldır birçok ülkenin hava sahasını ihlal ediyor. Bunlar arasında NATO ülkeleri de var. Sadece Türkiye cevap verecek cesareti gösterdi. Putin bence bu tarz bir tepkiyi beklemedi. Ondan dolayı sırtımızdan bıçaklandık diyerek duygusal bir tepki gösterdi. Kendilerine önemli bir müttefik olan Türkiye'nin düşmanca davrandığını düşündü. Fakat Rusya'nın Suriye'deki eylemleri Türkiye'nin çıkarlarına aykırıydı ve bu tepki normaldi.
böyle bir tepkiye nasıl yanıt vereceklerini bilmedikleri için de görünüşü kurtarmak istediler ve yaptırım yoluna gittiler. Normalde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşmek istedi. Hayır diyen Putin oldu. Ama bana sorarsanız askeri çatışma yolunu onlar da tercih etmiyor. Zaten fazlasıyla sorunları var. Onun yerine Türkiye'yi başka politikalarla incitme yolunu tercih edeceklerdir. Bu Suriye'de Kürtlere destek vermek olabilir, Türkiye'nin destek verdiği grupları bombalamak olabilir. Ama Türkiye ile doğrudan askeri çatışmayı göze alamazlar. Elbette onlar da simetrik bir yanıt vermek isterdi, bir Türk jetini düşürerek. Ama Türkiye o konuda dikkatli. Bundan dolayı da Türkiye'yi incitmek için başka seçenekler deneyeceklerdir. Rusya'nın bu seçenekleri arasında tabii ki en büyük silah ekonomik yaptırımlar. 2014 yılında iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi 30 milyar doların üzerindeydi. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk ihracat ürünlerine boykot başlatırken turizm şirketlerine Türkiye'ye tur düzenlemesini de yasakladı. Ancak Brookings Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü ve TÜSİAD kıdemli araştırmacısı Profesör Doktor Kemal Kirişçi'ye göre İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler bu denli hayati durumdayken yaptırımların uzun vadeye yayılması olasılığı zor. Bu yaptırımlar daha ziyade Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği sebze ve meyvelere yönelik bir yaptırım. Daha ziyade sanayi mamullerine yönelik bir yaptırım yok. Ayrıca da getirilen yeni tedbirler de Türkiye ile Rusya arasında şu anda yürütülmekte olan projelere de yönelik değil, daha ilerisine yönelik. Yani başlanmış işleri bozmaya yönelik adımlar atmamayı tercih ettikleri gibi Türkiye, Almanya'dan sonra Rusya'nın en önemli doğalgaz ithalatçısı. Petrol fiyatlarının düştüğü, uluslararası pazarda enerji arzının genişlemekte olduğu bir dönemde tahmin ediyorum Rusya Türkiye pazarını kesinlikle kaybetmek istemeyecektir. Bu detayları gündeme getirmemin nedeni de Rusya'nın aslında bu işi fazla da ileriye götürmek istemediğini ve götürdüğü takdirde kendi milli menfaatlerine de ters düşeceğinin farkında olduğunu düşündüğümü göstermek için sunuyorum. Profesör Doktor Kemal Kirişçi, Rusya ile krizin özellikle Batı'nın bu ülkeyle IŞİD'e karşı ortak bir siyaset geliştirme aşamasında yaşanmasına dikkati çekiyor. Bu da Amerika'yı ve diğer NATO müttefiklerini kapsayan Avrupa Birliği'ni güç durumda bırakıyor. Başkan Barack Obama iki tarafa da gerginliği aşma tavsiyesinde bulundu. Olayı bir NATO toprağında ilk kez Rus uçağının düşürülmesi diye yorumlayan Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, tarafların ölçülü ve sorumlu adım attığı görüşünde. Burada önemli olan gerginliği azaltarak bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını sağlamak. Türkiye ve Rusya'nın önemli örtüşen çıkarları mevcut. Hem ekonomik hem de NATO üyesi olmamalarına rağmen ortak güvenlik çıkarları var. Ayrıca hepimizin esas sonrası başarılı geçiş dönemi sağlayacak, devleti ayakta tutacak şekilde Suriye'nin istikrarında hepimizin ortak çıkarları var. Bu çok zor bir iş. Amerika ve Türkiye esas sonrası dönem için bir geçiş süreci arzularken Rusya ve İran bunun aksini istiyor. Tarafları birbirine yakınlaştırmak diplomatik açıdan gerçekten zor bir görev. Ayrıca Amerika ve Türkiye farklı perspektiflere sahip olsa da aynı tarafta. Bundan kuşkum yok. Türkiye Suriye ile sınır paylaştığı için farklı perspektifte olması kaçınılmaz. Gerginliğin azaldığını görmek bu anlamda sevindirici. Umarım Türkiye ve Rusya bu krizi aşmayı başarır. Ama Amerika'nın nerede olduğundan asla kuşku yok. Amerika daima NATO müttefikine destek verir. Contained in document S/2015/996, please raise their hand. Amerika, Batılı müttefikleriyle birlikte uzun bir uğraştan sonra Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşı sona erdirecek, barışçı ve kapsayıcı bir siyasi geçiş süreci başlatma konusunda Rusya'yı kendi yanına çekmeyi başarmış görünüyor. Ancak bu durum Ankara ve Moskova arasında uçak düşürülmesiyle başlayan krizi çözmeye yetmeyebilir. Taraflar arasındaki gerginliğin 2016 yılında da devam etmesi beklenirken, kafaları kurcalayan en önemli soruysa krizin iki ülke arasındaki ilişkileri hangi alanlarda etkilemeye devam edeceği olacak. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.
Yaklaşık 2 saat önce bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Barack Obama, silah satışlarını kontrol altına almak üzere hazırladığı kararnameyi açıkladı. Silahlı saldırılara kurban giden çocuklardan bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Obama'nın kararnamesi, silah satıcılarının ruhsat almasını sıkılaştırıyor. Alıcılar hakkında daha kapsamlı sabıka kaydı araştırması yapılmasını öngörüyor. Ayrıca emniyet birimlerine yasaların uygulanmasında daha fazla yetki verilirken, akıl sağlığı tedavileri ve daha güvenilir silah teknolojileri geliştirilmesi için mali kaynak ayrılması bekleniyor. Obama, kongre üyelerini silah kontrolü konusunda yeterince aktif olarak davranmadıkları için eleştirdi. Başkan Obama, kendisini Amerikan vatandaşlarına anayasa tarafından tanınan silah taşıma hakkını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlayanlara da bu hiç kimsenin anayasal hakkını elinden almak için hazırlanmış bir plan değil dedi. Başkan Obama bu açıklamaları yaparken Batı yakasındaki yetkililer Oregon eyaletinde bir federal binaya baskın düzenleyen hükümet karşıtı milislerle yaşanan açmazı çözme çalışmalarını sürdürüyordu. İki çiftçinin hapse mahkum edilmesini protesto eden grup cumartesi gününden bu yana merkezi işgal altında tutuyor. Amerika'nın Sesinden Jeff Custer'ın haberi. Silahlı protestocuların yanında onlara destek olan 100 kişi Malheur Ulusal Doğal Yaşam Merkezi'ndeki işgali sürdürüyor. Grubun önderliğini Eamon Bundy yapıyor. Bundy'nin ailesi aynı zamanda 2014'te Nevada'da federal arazide çiftlik hayvanları besleme hakkıyla ilgili açmazda da kilit rol oynamıştı. Devlet kişilerin ona verdiği sınırların dışında hareket ettiğinde halkın görevi devleti olması gereken noktaya itmektir. Kimseyi tehlikeye atmıyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Eğer buraya girerlerse bunun tek nedeni bir bina olacak ve buraya gelip bizleri öldürecekler. Merkezin basılması eylemi bölgede çiftçilik yapan Dwight ve Stephen Hammond'a verilen desteğin devamı niteliğinde. İki çiftçi hayvanlarını otlattıkları federal arazide çıkardıkları yangın nedeniyle 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Eylemciler mahkemenin iki çiftçiyi tekrar hapse gönderme kararını protesto ediyor. Hammond ailesi ise Dwight ve Stephen'ın yetkililere teslim olarak mahkumiyetlerini tamamlamak istediğini açıkladı. Olaya tanık olmak için Arizona'dan gelen Jorge Calzadilla, gruba sempati duyduğunu ancak işgali desteklemediğini söylüyor. İki kişiye rastladım. Bana işgalcilerle ilgim olup olmadığını sordular. Hayır dedim. Onlar bu işten memnun değil. Bu insanları burada istemiyorlar. Bunlar yabancı ve buradaki topluma ait değiller. Bu durumun daha geniş bir sorunun yansıması olduğunu söyleyen Bundy, Amerikan devletinin toprak kullanımına çok fazla kısıtlama getirdiğini, bunun da ekonomik zarara neden olduğunu düşünüyor. Malheur Ulusal Doğal Yaşam Merkezi'nden sorumlu olan Amerika Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi, tüm çalışanların güvende olduğunu ve merkezin süresiz olarak kapatıldığını açıkladı. Harney ilçesi şerifi Dave Ward, soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek halka olay yerinden uzak durması çağrısında bulundu. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.